Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fit the Köfte serimizin 56. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüme başlamadan önce bir iki duyuru yapacağım. Birincisi, Wireless Redstone modunu tekrar kurmayı başardım. İkincisi, Applied Energy Sticks modunu kurdum. Güncelledim. Bu şey, Industrial Craft resipileri ile ilgili olan o bug'ımızı düzeltti fakat başka bir bug ortaya çıktı. Import bus'lar yavaş çalışıyor. Bu yüzden bir şey değiştirdim. Bu bir item tesseract, thermal expansion eklediği ve bu da bir interface. Interface direkt olarak normal koşullarda içine attığımız nesneleri direkt bizim network'ümüzün içine atıyor. Dolayısıyla da şöyle bir düzen kurdum ki iyi ki yapmışım. De ayrıyeten hazır olun. Test esnasında 5 dakika içinde kazdığı alan. Direkt router'ımız tesseract'ımıza atıyor ve tesseract direkt olarak item'ları aktarıyor. Ve import bus da direkt olarak aktarıyor. Bu arada şu kazmadığı noktalar hız testlerini falan yaptığım kısımlar. Şurası ise o Applied Energy Sticks'i güncellediğim esnada bir şeylerin yamulduğu kısım. Ve kütüphanemizin yarısı gitti. Bu arada bunu yapmadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalı dikkat takip edenler kanalda toplamda 100 videoya yaklaşmış bulunuyoruz. Bu sanırsam 93. video falan, emin değilim. O civarlarda bir şey. Bu yüzden bir yarışma yapmaya karar verdim. Elimde fazladan bir bastion vardı. Bunu 100. bölüm anısına da vereceğim. Fakat bunu çekiliş olarak yapmak istemiyorum. Zamanında Direwolf'un bir yarışması vardı, Ranched adında. O konsepte uygun bir şey yapmak istiyorum. Size 4 farklı item vereceğim. Bunları ister direkt kullanabilirsiniz. Gerçi iki tanesini direkt kullanmanız mümkün değil. İsterseniz de bir crafting recipe'si içinde kullanabilirsiniz. Fakat bu 4 item'ın kullanılmasıyla yapılmış bir makine yapmanızı istiyorum sizden. Bu makineyi yaratıcılığa göre değerlendireceğim. Ya direkt en beğendiğime ödülü vereceğim ya da beğendiğim bir iki tanesini falan size göstereceğim. Onlar arasından siz oylayacaksınız. Tamamen bu benim kararıma kalmış bir şey. Bunun için dostum sıradan oyuncuyla konuştum. Gayet forumunda başlık açmamı istedi ve neden dışarıdan böyle sesler geliyor. Forumunda başlık açmak istedim. İzin verdi. Sıkıntı yok dedi. Zaten itemlardan iki tanesini de o buldu. Neyse. Size bu 4 item'ı vereceğim. Bu 4 item'la işe yarar. Kendi enerjisini kendisi üretebilen. Bu arada buna direkt mesela bir solar panel bağladınız. Bu da sayılıyor. Ve şu ses beni rahatsız etti. Bakalım size geliyor mu o ses? Bir bakayım. Sanırsam pek gelmiyor. Neyse devam edelim. Nerede kalmıştık? Ha. Bu 4 tane objeyle yaratıcı ve işlevsel bir makine yapacaksınız. Enerji kullanımı varsa eğer bu enerji kullanımını kendisi sağlamak zorunda. Bunu solar panelle de yapabilirsiniz. Buildcraft enerjisi kullanıyorsanız Red Power elektriği ile Blue Electric falan filan kullanabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Ancak enerji için ona dışarıdan bir şey koymamak gerek. Yani bu koşulda maalesef eleniyorsunuz. Tabii makineniz aşırı derecede yaratıcı değilse. O koşulda bir istisna geçebilirim. Ancak enerjisini kendisi sağlamak zorunda. Ve bu 4 item'ı da içermek zorunda. Makinenin yaratıcı olması zorunlu. Direkt sıradan bir makine yaptığınız takdirde, yani herkesin yaptığı tipte bir makine yaptığınız takdirde diskalifiye olacak. Direkt bir for bu videonun altına atacağım linkteki forum başlığını atacaksınız. Makineleri dizi. Bir Word Saving ile birlikte. Fakat Word Saving'in yanı sıra ya screenshot'ını, yani ekran görüntüsünlerini,
Ya da yapabiliyorsanız eğer videosunu atmanızı tercih ederim. Çünkü hani indireceğim word save'in nasıl bir makineye ait olduğunu bilmek isterim. Onun dışında yazarsanız eğer bir açıklama, neler kullandınız, ne işe yarıyor bu makine, nasıl çalışıyor şeklinde bir açıklama istiyorum. Ve o 4 gizli item'ımıza bakalım. Stone Anode. Bunun anlamı bir... Dur. Logic Gate yapmanız lazım. Yani bir redstone devresi olacak içinde. Golem Animation Core. Yani bunun anlamı Golem'de kullanacaksınız. Hangi tip olduğu konusu... Bu ikisinin hangi tip olduğu konusunda bir kısıtlama yok. İstediğiniz bir tip golem kullanabilirsiniz. Deployer ve Furnace. Tekrar söylüyorum. Bunları direkt kullanmanıza gerek yok. Ki zaten bu ikisini direkt kullanamazsınız. Bunları bir crafting recipe'si içinde de kullanabilirsiniz. Yani nasıl diyelim? Mesela Furnace verdim ya. Furnace ile yapılan şeylere bakalım. Slag Furnace, Steam Oven, Tunnel Bore, bunlar falan filan. Yani bunlardan birini de içerebilir makineniz. Hatta bunların da onların da içerildiği bir şey içerebilir. Yani o yüzden crafting recipe'lerine bayağı bir bakın. Kullanabileceğiniz ilginç şeyler var orada. Tekrar sayıyorum. Stone Anode, Golem Animation Core, Deployer, Furnace. Bu 4 item'ı kullanacak bir makine yapmanız lazım. Ve bunu bu videonun altına da linkini atacağım forum başlığına koymanız lazım. 100. videoda direkt bu bunun kazanını açıklayacağım. Makinesini de gösterip. Belki Bastion dışında da bir hediye, bir ödül verebilirim. Mesela server'a aktarabilirsem eğer mesela bir bölüm feedli köftede ziyaretçilik gibi. Ancak bu konuda henüz kesin bir şey demiyorum. Ama eğer server şeklinde çalıştırabilirsem, daha doğrusu bilgisayarım kaldırırsa direkt bir bölüm feedli köftede ziyaretçi olarak alırım. Seve seve. Ya da bir gün bir server'a katılırsam o server'a giriş izni geçici olarak da olsa verebilirim. Ya da sıradan oyuncuyla serime devam edebilirsek o seriye falan. Neyse. Tekrar hatırlatıyorum. Makinenizin yaratıcı bir şey olması lazım ve işlevsel bir şey olması lazım. Kendi enerjisini kendisi sağlayabilmesi lazım. Vesaire vesaire. Yani bunları mümkün olduğunca yaratıcı bir biçimde kullanın. Yani orijinal bir biçimde kullanın. Mümkün olduğunca. Evet. Bunu bitirdiğimize göre şimdi Dire Core'imizin programlarını açıklayalım. Merak etmeyin, bu programları direkt internete yükleyeceğim. Yani size vereceğim. Öncelikle bir adet her zamanki gibi Core API'miz var. İlerlemesini sağlayan şey, ilerlemeyi ayrı bir redstone sinyali halinde yaptım çünkü Axel'de bunları karıştıracak ve bunların karışmaması lazım. Bunların sürekli birbiri arasında değişim içinde olması lazım. Çekmeyi, yani bunu kitleme, buna redstone sinyali veriyor. Bunu kitleyen kod ve bunlara direkt kazmayı başlattıran komut. Ya bunun dışında startup'ımız direkt modemi açıyor. Rednet Open Write. Core API'mizi yüklüyor ve loop uygulamasını çalıştırıyor. Loop sürekli döngü içinde. Yalnız döngüde olmasa bile sürekli bunu kilitliyor. Yani o sürekli kilitli loop'a girmediği takdirde, yani program çalışmadığı takdirde, eğer redstone sinyali kapalıysa, ki şu an açık, bu bir inverted lamp,
Redstone sinyali kapalıysa bunun anlamı uygulamamız çalışmıyor ve 2 saniye bekleyip tekrar kontrol ediyor. Bu sürekli bir döngüde redstone sinyalimiz kapandığında shell run digger, yani digger uygulamasını çalıştırıyor. Digger uygulamasına bakacak olursak query.dig komutunu çalıştırıyor. Yani şunlara kazmayı başlattıran komut. 2 saniye bekliyor. Sonra bunu kilitliyor. Bunu kilitleyince otomatik olarak bu açılıyor. Ardından kazdığını söylüyor. 30 saniye bekliyor. 30 saniye boyunca bunlar kazıyor. Ve sonra bunu kilitliyor. 30 saniyenin sonunda. 2 saniye bekleyip hareket ediyor. Bu şekilde. Ve şunu yeniden başlatalım. Bunların programına gelecek olursak edit, bunların query API'ına bakalım. Yanlış yazdım. deploy, yani bırakma komutu var. Birinci slotu seçiyor ve bırakıyor. Yani yerleştiriyor mining well'leri. Get well komutu ise direkt önündeki mining well'i kırıyor. Yani alıyor. Neyse. Bunun dışında modemi açıyor. Query API'ni yüklüyor ve listen, yani dinleme komutunu çalıştırıyor. Listen komutu gene bir kısır döngü. Direkt buradan bir şeyleri dinliyor. Yani bunun gönderdiği sinyalleri dinliyor. Ve o sinyali bir komut olarak çalıştırıyor. Ve bu komut da çok basit. Direkt mining well'i bırakıyor. 20 saniye bekliyor. Mining well'i alıyor. O 20 saniyeden sonra 10 saniye daha bunların içinden bunun itemları çekmesini bekliyoruz. Ondan sonra onun 10 saniyenin sonunda bu kilitleniyor ve burası açılıyor. Bu well'leri yerine koyuyor. Biraz daha bekledikten sonra, yani 2 saniye bekledikten sonra ilerleyip, yani bunların yerleşmesi bittikten sonra ilerleyip tekrar kazmaya başlıyor. Bu şekilde çalışıyor komutumuz ve seni yeniden başlatmam lazım. Merak etmeyin, bu komutları bu videonun altına atacağım. Ve şunu çalıştırdığımız takdirde solar helmetimi de giyeyim. Dur, şu an neden çalışmadın sen? Bu ilginçmiş. Arada böyle şaşırmalar olabiliyor. Bir bakalım sonraki turda olacak mı? Bir saniye, bunların direkt rednet'i çalışmamış. Bunlarda bir sorun var. Tamam, yeniden başlatınca çalıştı. Ben hemen şunları yeniden başlatayım. Bu arada gördüğünüz gibi buraya bir tane de chunk loader koydum ve bu arada nasıl yeniden başlattığımı soracak olursanız eğer CTRL'ye basılı tutarak R'ye kısa bir süre basılı tutuyorum ve bunlar otomatik olarak kendilerini yeniden başlatıyor. De sizin neden rednet'iniz çalışmıyor? Ben de çözemedim. Tamam, hepsini yeniden başlattığıma göre bu arada tesseractlarımız iki farklı evdeki iki farklı tesseracta bağlı, çünkü tesseractların maksimum aktarabildiği enerji 100 Minecraft Joule ve tam olarak tam hızla çalıştırmamıza yetmiyor. Evet, şu an hepsi birden çalışıyor mükemmel bir biçimde. Şu sıra çalışmadı bir tek. Olsun. Bunun dışında iki bölüm arasında yaptığım bir şey. Tamamen şu ileriye doğru giderek bulduğum tüm inekleri öldürdüm. Elime şöyle bir şey geçti. Yani bunun anlamı kendime bir inek tarla, inek spawner'ı yapacağım. Ve bunu gayet burada çalışmayı bırakıyorum ben. Evet.
Sanırım ben bu seride ilk defa bir spawner yapacağım. İlk önce kendime yeni bir Goggles of Revealing yapmam lazım. Bir de ayrıyeten o sayfaları ararken bayağı bir knowledge fragment bulmuştum. Bu sayede direkt şu araştırmalarımın hepsi de tamam. Kısacası tamamlanmamış araştırma kalmadı. Benim için özellikle şu araştırma önemliydi. Golem Visor. Bunun olayı Iron Golemlerimiz, şu Iron Golemimiz ama bir şeyi öldürdüğünde ondan EXP düşürebiliyor. Aynı zamanda zırh görevi de görüyor sanırsam. Evet. Chestplate koymama gerek yok. Buna da gerek yok. Sadece buna ihtiyacım var. Çünkü zaten öldüreceği şey inek. Evet. Bunu yapmadan önce tabii bana ne lazım? Goggles of Revealing. Bunun için bana 4 deri, 2 altın ve thermometer, 2 tane gold ingot, pardon, 2 tane water shard ve 8 gold. Ben direkt şöyle gold alayım. 2 tane water shard. Öf. Tabii şu an oyundaki sesleri biraz net duyamıyorum çünkü kendi kulaklığım bozulduğu için geçici olarak başka bir kulaklık kullanıyorum. Kulaklığımı servise verdim. Magic ve Müteşşio lazım. Şunları bir temizleyeyim ben. Ayrıca Core'imize bir şey daha ekleyecektim. Seni kırabilirim, seni havaya karıştırabiliriz. Tomcraft'ın bir sonraki güncellemesinde gelecek bir özelliği. Çok cidden merakla bekliyorum. Yeni bir golem. Müteşşio lazım bunun için. Sekiz senden. Bunun dışında başka ne lazım? Sihir. O neyde var? Aa, bir saniye bir şeye bakacağım. Bunu kullanabilirim. Tabii bana gene kova lazım. Her zamanki gibi ben kovayı unutuyorum. Bu yakıldığında direkt buradan alabileceğim. Evet, Goggles of Revealing'im hazır. Artık büyülerle uğraşabilirim. Tekrar. Bakalım şu anki auramız ne durumda? Moderate. Tamam, sıkıntı yok. Sizler. Sen. Sen ve sen. Tamam, solümümüz var mı? Tamam, solümümüz var burada. Imperio. Imperito mu, Imperio mu ne? Ve tamam sen. Tamamdır. Bunları yerleştirdik. Seni buraya atabilirim. Şimdi bunları düzenleriz sonra. Şimdi tekrar bakalım. Bize Iron Golem lazım. Bir tane yeter mi? Yeter herhal. 12 yaşam, 12 elimiz, 12 telyum ve 12 zırh. Baya güzel. Öncelikle bize bir Animation Core lazım. Ama direkt Intelligence yapmamız lazım. Bunun için Animation Core ve Fire Shard. Tamamdır. Bricklerimiz şurada bir yerdeydi bizim galiba. Ya da ve Fire Shard. Nitorumuz şurada. Nitor. Brick. Ve Motus lazım. Ben niye oraya gidip duruyorum?
Hemen buradan rubber alalım. Bunu da yakında otomatik dolduracak bir golem yapsam güzel olabilir aslında. Gelsin Motius'umuz. Evet. Sonrasında 12 tane knowledge. Sende kaç tane var? 2. Book'ta kaç tane var? He. Ay yaş, bunu temizlemek kolay. 12 tane lazım. Demek ki bunun anlamı 6 tane. Ve 12 tane ise bu kaç oluyor? 24. Mesela şunları temizlememiz gerekecek. Ben hemen şunları temizleyeyim. Tamamdır, temizledik. Bunlar da eline geldi şimdi. 12 tane knowledge. Su, köfte, su. Böyle bir bölüm adım vardı. Bu arada şu şekilde atmamın sebebi direkt ne attığından tam olarak emin olmak istiyorum. Ve intelligence. Su ve bu kaldı. Bunları temizlemek çok kolay. Direkt nasıl temizleyeceğinizi kısa yoldan göstereyim hemen. Direkt şu bana sorun yaratmazsa. Dur. Ha. Sugarcane. Bir saniye, kaçtın sen? Tam 4. Hemen bunu şu şekilde atalım. Çifte basılı tutarak buna tıkladığımızda ve kendimize Clay ve Glass. Tamam, 32 tane yaptım kendime. Mesis ve su. Suyum nerede? Ha. Tamamdır. Şimdi intelligence korumuzu alıyoruz ve iron lazım. Ben direkt şöyle bir stack alıyorum. Hani. Ve bize 12 tane life. Buradaki life'ı çekemez şu an fakat buradaki life'ı direkt kullanabiliriz. Size yolunu göstereyim hemen. Şuradan alıyorum. Gördüğünüz gibi life elimde. Ve bunu ama aslında bunu yapmayacaktım. Ve bir saniye bir şey bakmam lazım. Wireless thread sonu kurduğum için acaba o sorun oluyor olacak mı tekrar diye bir kontrol etmem gerekti. Bu arada madenlerimiz gayet hızlı bir biçimde artıyor. Tekrar 2000'e ulaştık bile. Yani çok kısa sürede bu arkadaş maliyetini karşıladı şu an. Elmaslarımız da bayağı arttı. Vesaire vesaire. Dur, şimdi bize ne lazımdı? Karpuz. Melon. Ve bana su lazım. Tabii ki de. Evet. 8 melon. Bunun dışında dur, şunları almadık. Neden takılma oldu? Animus lazım. Telum lazım ve bu lazım. Sende neler var? Dur, ancak Iron da mı lazım sen? Hayır, lazım değilmiş. Ha, o zaman ama bir saniye, gene Iron. Iron'ım var zaten. Şunu kullanmak bence gene daha mantıklı. Kaç zırh var? 3. Kaç zırh var?
6. Kaç zırh kaç iron? 26 iron ve 3. Yani şu şekilde bir alayım. Ve size yapacağım şey... Ah! Iron'ımın bir kısmı boşa gidecek. Ha gitme. Hayır. Zırhım boşa gitti. Ve elmalarım. Tamam, bu benim salaklığımdı. O zaman ne yapıyoruz? Tek tek atıyorum. Ve water'ımı doldurayım hemen. Tomcraft'la uğraşmanın sıkıntı noktası işte bu. Neyse, ben şunları hemen hazırlayıp geliyorum. Ve hepsini hazırladım. Karşınızda Iron Golem'imiz. Bu Iron Golem'in ne işe yaradığından bahsedeceğim. Tabii öncelikle kendimize bir adet visor yaptıktan sonra. Bunun için Mortus, gene zırh, visor falan filan lazım. Iron Helmet ve bolca da Iron Ingot lazım. Hemen bir Iron Helmet yapalım. Evet, bu var. Mortus ve zırh lazım bize tekrar. Mortus hani ne? Mortus için ne kullanabiliriz? Bone kullanabiliriz. Hatta direkt bone kullanalım. Dört tane. Tamam. Zırh için... altı mı istiyordun sen? Hemen bir bakalım. Ha, 8 istiyormuş, tamam. Öncelikle şunları almamız lazım. Yine böyle zahmetli bir süreç bu. Asamızı alalım. Hop. Gördüğünüz gibi şimdi öncelikli olarak bize neler lazım? Sen lazımsın. Şuralarda bir yerde sanki zırhımız vardı aslında da. Yokmuş. Evet. Bunun dışında ne lazım? Şuradan şunu temizleyelim. Şunu temizleyelim. Evet, baya baya her şeyim gitti. Bunları da yerleştiriyorum şimdi bir de. Tomcraft'la uğraşmak cidden zahmetli oluyor. Ama yaptığımız çoğu işi en iyi Tomcraft yapıyor. Sen var mısın? Bakalım. Bu jarlara da ilginç bir düzen getirmeyi planlıyorum. Yani ilginç bir planım var onlar için. Ve tekrar su doldurup kalan son malzemelerimizi de koyalım. Onlar da bunlar. Ve visor'ımız hazır. Huh. Son olarak iron bar'ımızı da alıp evet dur, bu şekilde değildi, pardon. Soul Cage. Huh. Sanırsam bunun inşaatını bir sonraki bölüme saklayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.